Efendim yeniden birlikteyiz. Memleket halinde konuğum Konsensus Genel Müdürü Murat Sarı. Şimdi Türkiye'nin bu fotoğrafı, memleketin fotoğrafını çektikten sonra bunun siyasete nasıl yansıdığını konuşacağız ama birinci bölümü kısacık özetleyerek başlayalım mı Murat Sarı? Şimdi bütün gazete, neredeyse bütün, hani elbette istisnaları yok muydu, vardı, gerçekleri anlatmaya çalışan ama çok ağırlıklı olarak medya, siyaset, liderler, işte kurumlar vesaire, hani zannedersiniz ki herkes askere alındı. Barış Pınarı Harekatı'na müthiş bir destek verildi. Bir milli mutabakat, birlik ve beraberlik sloganı ortaya çıktı. Ama sizin araştırmanız siyasi liderlerin o tezkereye verdiği onayla, siyasi partilerin ya da hepsinin değil tabii ama gene önemli kısmının, medyanın havasının çok dışında bir fotoğraf çekiyor. O fotoğraf aslında Barış Pınarı Harekatı'nın çok da destek olmadığını gösterdi bize. %45 seviyesinde kalıyor. O da hani sınırlı bir, yani kesinlikle destekliyorum diyen de değil. O %45. Şimdi buna bakarak neden bu harekata, sizin diğer sorularınızla birlikte, saha analizlerinizle birlikte, neden harekata sanki tarihin en önemli harekatıymış, operasyonuymuş gibi ve Türkiye'nin yol haritasını baştan sona etkileyecekmiş gibi takdim edilen bu harekata aslında Türkiye'nin yarısından fazlası sıcak bakmamış. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bunu partiler üstü yapamadığınız müddetçe bir herhangi bir olayı, bir tek sizin kendi partinizin destekleyicileri böyle bir şey, ne olursa olsun böyle bir şeye destek verir. Ama AKP içinde bile desteklemeyenler bayağı bir oran. Var, epey bir önemli oran var. Şimdi ben o tamamıyla şey gözüyle bakanları bir tarafa bırakıyorum. Yani insani gözlerle bakanları bir kenara bırakıyorum. Fakat gerçekten öyle. Çok ciddi bir şekilde siyasallaştı bu iş. Ve ben bunu gözlemliyorum. Yani her türlü gözlemliyorum. Evet, çok önemli bir iş yapıldı belki. Buradaki önemli iş ne? Amerika'ya kafa tuttun. Rusya'yı hizaya getirdin. Şimdi bunlar yapıldı. O da sana tutuyor da işte o sonuçta kalkıyor, gidiyor. Yani şimdi bu içeriğine girmeyelim. Yani peki, çok çok fazla iş yapmış olabilirsin. Ama bunu çok net bir şekilde içteki kamuoyuna anlatamamışsın. Bu araştırma onu gösteriyor. Eğer sen kendin çok veya kullandığın o mecra, medya mecrası, o alan doğru değil. Gözden geçirmek gerekiyor. Dünyayı hiç anlatamadık, onu biliyoruz. Ama siz diyorsunuz ki içeriye de anlatılamadı. İçeriye de anlatılamadı. Yani dünyaya mesaj vereceğim derken içeriği kaçırdık. Belki çok haklıyız. Belki çok haksızız. Bunların haklı veya haksız olmamız önemli değil. Algıyı doğru yerleştirmemiz lazım. Gerçeğe en yakın algıyı oraya koymamız gerekiyor. Ve bence bu yapılamadı. Çünkü ya bakın, şeylere bakarsınız, çok daha net görürsünüz. Reytinglere bakarsanız, şu 9 gün içerisinde hangi televizyon programları seyredilmiş? Haber kanalları nerede? Peki haber programları nerede? Orada çok net görürsünüz. Toplumun başlangıçta çok fazla ilgisini çekti. Siz bunları da soruyor musunuz? Ben bunları takip ediyorum. Başka bir araştırma kurumu yapıyor bu işi. Güvendiğim bir araştırma kurumu yapıyor. Peki ona göre nedir durum? Yani dizi seyredilmiş. Yani üçüncü gün sonrasında sürekli dizi seyredilmiş. Yani böyle hani böyle çok keskin bütün haber programları girmiş, bütün böyle işte oradan
taklalar atıyor. Muhabirler kamerayla bir şey bizim sınırlarımızın içerisinde. Ama o sırada o sırada dizi seyrediyor. Onu bile görmüyor. Yihazin, az önce söylediniz 80 sivil kaç da asker. İyi, makyajını iyi yapamadılar. Makyajı yapamadılar diyorsunuz. Yani muhakkak gerekli. Sakın yanlış, ters bir tarafa çekilmesin bu söylediğim laf. İyi bir iş yaptığınız zaman bunu iyi bir şekilde anlatmanız gerekir. Bu bence çok net olarak anlatılamadı. Sonuçta işte böyle bir destek oranı çıktı. Ha, bu şu demek değil yalnız. Yani oraya girilmesi yanlıştır demek değil burada. Yani destekleyenler yine yüksek. Toplumdaki algısı. Şimdi bunun algısı. Siyaset sahnesine yansımasına bakalım. Siz beğeni puanını sormuşsunuz. Yani 5 üzerinden herhalde değil mi? Size okuyacağım siyasetçilerin siyasi performansını ne derece beğendiğinizi birin hiç beğenmiyorum. 5'in çok beğeniyorum. Tamam. Oldu bir şey çerçevesinde. Tamam. Şimdi 13 isim var burada. Evet. 13 ismi siz tespit ettiniz. Evet, bunları biz tespit ettik. Nasıl tespit ettiğimizi anlatayım. Bütün partilerin liderleri. Tamam. 3 büyükşehir belediye başkanı. Karamollaoğlu yok ama burada. Onu koymadınız mı? Onu koymamışız. Onu koymamışız. Evet. Peki. Var ama yani daha evvelki şeylerde de var. Tamam. Sonuçta bu ay bu kadar. Çünkü dedim ya 18 dakikalık bir soru formu. Bayağı bir sonraki sefere onu da ekleyeceğiz. Şimdi burada siz işte birden beşe kadar beğendim, hiç beğenmedim, beğenmiyorum diye bir beğeni için puan istiyorsunuz. Erdoğan 3.10 almış. Yani 5 üzerinden. 5 arasında tam ortanın bir tık üstünde. Öyle gözümüzün önüne getirelim bir şeyi. 1 ile 5 arasında tam orta, bakın şu ortadaki çizgi. Hı. Bizim de ekranları ortada bölen şeye geliyor. Onun bir tık üstünde. Şimdi onun hemen arkasından Ekrem İmamoğlu geliyor. Evet. Çok yakın bir puanla. Oysa hani siyasi muadili değil. Değil. Binali Yıldırım geliyor 2.90 ki burada bu çok önemli esasında. Şöyle şuraya baktığımız zaman bence İstanbul seçimini, geçtiğimiz İstanbul seçimini çok iyi açıklayan bir puantaj. Nasıl açıklıyor? Ben o zamanlar şey demiştim. Binali Yıldırım esasen seçimi kaybetti. Ama bence bu da başarı demiştim. Bu aldığı puan da başarı demiştim. Burada gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor ondan sonra 2.67. Ondan sonra Mansur Yavaş geliyor. Bakın hep yeni isimler yukarılara doğru yükselmiş vaziyette. Yani Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, bir Tunç Soyer. Şey çok enteresan zaten. Hani biz CHP'nin 3 yıldızı diyorduk ya bu yerel seçimler öncesinde ve sonrasında. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da, Tunç Soyer İzmir'de. Bu performansı devam ettirdiği kanaatinde herhalde. Evet. Sizin anketinize katılanlar. Bu 3 yıldız bazı liderlerin de üstünde bir puana sahip olmuş. Mesela dönelim tekrar. Yani bence burada Tunç Soyer'in de o ilk 5 içerisinde, ankete yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da ilk 5 içinde olması gerekiyordu bunca süre içerisinde. Ama işte sürekli İzmir'i şey kazandığı için, bu bir de Türkiye'ye sorulmuş bir şey. Yani tabii doğru. İstanbul falan değil bu. Tüm Türkiye bu. Şimdi tabii benim için buraya bu isimleri koyarken zaten liderleri koyuyorum. Asıl önemli olan şuydu. Bu AK Parti'den ayrılan 3 kişi. Ona birazdan geleceğim ama onlara gelmeden sormak istediğim birkaç kişi daha var. O da şu. Mesela Meral Akşener. Meral Akşener, Tunç Soyer'in, işte diğer başkanların, hatta Devlet Bahçeli'nin altında görünüyor. Ama sizin bir başka grafiğiniz var.
Meral Akşener grafiğini verelim arkadaşlar. Ona göre Meral Akşener bayağı bakın, bir ivme kazanmış çıkıyor daha gibi. Meral Akşener'in partisi daha kurulalı 2 sene oluyor. Çok değil. Yani Ekim, Kasım 2017'de kuruldu Meral Akşener. Aralık 2017'de %17. Çizgi yukarıya doğru çıkıyor. Siyasette bu çok hızlı Meral çıkış. Meral Akşener'de mi bir tek bu çıkışı görüyoruz? Evet, bir tek bütün bu 13 pek çok şeyi inceledik. 3 büyükşehir belediye başkanı haricinde onları yeni solmaya başladık. Daha evvelkileri vardı. Daha peki o 3 büyük şehrin başkanını tekrar o şeye dönersek, yani Akşener'in performansı o liste öyle çıkmış ama yani kendi içinde çok ciddi bir yükseliş var. Onu tespit ettik. Gelelim tekrar o listeye. 3 büyükşehir başkanları. Şimdi siz gerçi vermişsiniz bu isimleri. Evet, evet. Ama aynı zamanda ankete katılanlar da bunları birer siyasi figür olarak görmüşler. Yani işte çöpleri toplayacak bir belediye hizmetlisi değil de değil. Birer siyasi figür olarak görmüşler, öyle mi? Çok net. Evet. Tam bu şeyiniz çok uygun düşüyor. Çünkü bu saydığımız isimlerin tanınmama oranı, bir de bunların şeyleri var, ben hiç tanımıyorum diyen bir kitle de var. Tanınmama oranları çok düşük. Yani %89 civarında cevap alma oranı var soruya. Ve tanımıyorum diyenler de çok düşük. Dolayısıyla siyasi figür olmuş vaziyetteler. Şimdi İmamoğlu'nun çıkışı çok tabii anlamlı. İstanbul seçimleri çünkü bayağı kıran kırana geçti ve orada öyle bir nokta geldi ki artık İmamoğlu Binali Yıldırım'la değil de Erdoğan'la yarışıyormuş gibi bir algı yaratıldı. Zannediyorum bu sonuç o algının sonucu. Çünkü orada o AK Parti'nin en önemli bir şeyiydi. Hatasıydı, stratejik hatasıydı bence. Evet. Şimdi bugün ilginç bir şey oldu. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ilan verdi gazetelere. Şimdi bu gazeteler şöyle, Cumhuriyet, satışa göre söylemiyorum, böyle yazmışım, ona göre okuyorum. Cumhuriyet, Bir Gün, Sözcü, Evrensel, Yeni Çağ, Milli Gazete, Karar. Şimdi bu hem Millet İttifakı'nı kapsayan bir tablo. Onun yanında mesela Evrensel'le daha ziyade HDP'li seçmene belki, Karar Gazetesi'yle AKP içinden kopanların, işte Davut Babacan ve Abdullah Gül ağırlıklı kesimin okuduğu gazete. Milli Gazete zaten biliyoruz. Saadet Partisi'ne büyük ölçüde yakın. Yeni Çağ'da Meral Akşener'e çok yakın gazete, bunlar biliyoruz. Sanki İmamoğlu bu ilanlarla, şöyle göstereyim bakın, Pervin'e tam sayfa ilan verdi. Bu gazetelere bırakın ilan vermeyi, geçmişte AKP döneminde bir bardak su verilmezdi, selam verilmezdi. Böyle bir üstelik de şeyle, seçkiyle ilan verilmesi demokrasi ittifakını koruyup kolladığı, devam ettireceği mesajı gibi İmamoğlu'nun algılanabilir mi? Şu sonuç Erdoğan'ın hemen arkasından beğenide ikinci çıkması da bunu açıklar mı? Şimdi tabii bunlar tüm Türkiye geneline dağıtılan gazeteler. Bu ilk defa yapılan bir şey değil. Başka gazetelere de veriyor. AK Parti'ye yakın olan gazetelere de geçmişte. Hayır, bu şu veriyor. Anlamda Cumhuriyet Bayramı öncesinde bütün bu kutuplaşmada vesaire buralara kadar vermesi ilk. Bakın ben size bir ilginç bir şey söyleyeyim. Bugün Cuma namazını Sayın Hutbede. Cumhurbaşkanı'yla Çamlıca Camii'nde beraber kaldılar. İzleyiciler onu bilmiyor olabilirler. Çamlıca Camii'nde bugün Erdoğan'ın camisi diye bilinen hani camide İmamoğlu da gitti, birlikte saf tuttular. Evet. Erdoğan'la aynı camide namaz kıldılar. Evet.
Aynı camide. Yan yana mı bilmiyorum. Çünkü caminin içine girilip görüntü alınmaz muhtemelen de. Şimdi tabii bunlar uzlaşmacı kişiliği. Yani bir tek bu bahsettiğiniz o demokrasi ittifakının değil. Esasında öteki tarafa da sesleniyor Sayın İmamoğlu. Yani şöyle bir ince bir nokta var orada. Siz bunu AK Parti seçimden önce bu yanlışı yaptın. Siz işte AK Parti diye onun seçmenine herhangi bir şey siyasetçisiniz herhalde. Eğer onun seçmenine herhangi bir yakıştırmada bulunamazsınız. İşte terörist dedi şeyciye, kendi seçmeniydi onlar esasında. Ekrem İmamoğlu bunu yapmıyor. Gidiyor AK Parti'nin elindeki şu andaki en değerli siyaset aracı ne? Recep Tayyip Erdoğan. Sonuç ortada yani. Bu çok net gözüküyor. Ne yapıyor? Ben onunla kötü duracağım ama onun taraftarlarına kendime yüz çevirttireceğimi onun yanında saf tutarım. Fakat şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Eksik kalırsa yanlış aksettirmekten çekinirim. Şimdi gidiyor Çamlıca Camii'nde cuma namazında namaz kılıyor. Ama arkasından o Çamlıca Camii'ne yönelik çok ciddi bir eleştiri getiriyor. Evet. Diyor ki yani bu cami niye yapıldı bilmiyorum. Bu kadar büyük alan, bu kadar büyük para. İstanbul'daki 41 tarihi caminin bakım, onarım, inşasından çok daha fazla bir paraya mal olmuş bir cami diye de hani orada bunu da söylüyor. Onun şimdi şunu da göz ardı bizi seyredenler, şunu da göz ardı etmemesi gerekiyor. Sayın İmamoğlu o şehrin büyükşehir belediye başkanı, cumhurbaşkanı geldiği zaman nezaret etmek durumunda. Devletin hiyerarşisinde bu böyle. Karşılamak, camide etmek. Değil ama. Camide değil tabii. Yani o camiye de gidiyor tabii. Belki de bu eleştiriyi yapmak için gidiyor, bilemiyoruz. Yani bu bir siyaset yok. Fakat onu karşılamak, etmek, Mansur Yavaş da karşılıyor. Tunç Soyer de karşılıyor. Karşılaması gerekiyor en azından. Yani sonuç olarak bunları çok garipsememek lazım. Ha, rekabet. Bir de tabii şey çok önemli. O uzlaşmacı karakteriyle İstanbul'u kazandı Sayın İmamoğlu. İstanbul'u kazandı ise uzlaşmacı karakteriyle kazandı. Fakat bakın İstanbul'un sorunları var halen ve vatandaşın beklediği sorunlar var. Çözüm beklediği sorunlar var. Bunlar hala ortada duruyor. Tabii. Ve yakında bunlar yetmeyecektir. Çözüm. Çözüm. Başka ama bir şey tabii, yok. Ama tabii yani bu kadar şeyin yılın sorunu da nasıl çözülür? Yani ama o vaatle geldiler. Tabii çözecekler. Ben düşünmeyeceğim ama bunu. Yani, evet yani Ayşenur Aslan aday olup da seçilmedi ki. Bunları çözeceğim diye başka birileri aday oldu ve o seçildi. Yani sonuç olarak bir baktığınızda artık çözüm odaklı bir takım çözüme yönelik şeylerin yapılması gerekiyor ve bunu vatandaşa anlatılması gerekiyor. İstanbul için söylüyorum. Mesela ben bilmiyorum tabii bunları ölçmek lazım. Belki de çok memnun vatandaş, bilmiyorum. Biz göremiyoruz belki de. Şimdi Erdoğan'la ilgili başlıklara gidelim. Çocuklar önce 10 numarayı verelim. Sonra 10-11 diye devam edeceğiz. Şöyle yeni sistem derken kastedilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil mi? Buradan memnuniyet. Bakın %43'ü memnun değil, %40.8'i memnun. Memnun olanların da sadece %9.5'i çok memnun, kesinlikle memnun. Diğeri işte 31.3 memnun değil de memnun arasında o uçlardakini bir kenara bırakırsak 31.3 aynı. Şimdi bunu nasıl anlamak lazım? Belki 13'e giderek çocuklar 13 numaralı grafiğe giderek birlikte bakabiliriz. Hangi sistemi istiyorsunuz? Evet. Yani bu sistemi beğenmiyorsunuz. Peki hangi sistemi istiyorsunuz da parlamenter sisteme dönüşü isteyen %51.4,
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kalalım diyenler %48.6. Yani referandum bugün yapılsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmazmış. Ters dönecek. Aynı bu tabii yurt dışında birleştirdiğiniz zaman bu sonuç çıkıyor. Şeyde evet hayırlarda. Türkiye içinde 51.2'ye 48.8, yurt dışı gelince 51.4'e 48.6 gibi bir oran çıkıyor referandumda da. Tersine yani. Tam tersine bir yani, sonuç çıkıyor. Referandumda Erdoğan'ın ipi göğüslemesi yurt dışı oylarından mı? Yok. Büyük öyle değil. Son bir ay. Son bir ayda hayır destekleyenlerin yaptığı önemli hatalar onları tespit etmiştik daha evvelden. Tekrar geriye dönüp onları şey. Ama bakın şunu da göz ardı etmemek lazım. Hiçbir zaman bu kadar yüksek çıkmamıştı. Bu kadar düşük çıkmamıştı parlamenter sistem. 55, 54, 53 falan civarlarında çıkıyordu. Hmm. Çünkü şimdi 51.4'e gelmiş vaziyette. Yani? Bu. Yani bence şey yükseliyor. Ve eğer siz insanlara bunu daha iyi anlatamazsınız. Parlamenter sistemin önemini. Bunun önemini daha iyi anlatamazsanız artık bundan sonra bunu da bulamayabilirsiniz. Hmm. Yani şu oranları da bulamayabilirsiniz. Çünkü bakın bu sistem kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra muhalefetin en önemli adayı ben işte düşüneceğiz falan yaptı parlamenter sisteme dönmeyi. 2 sene sonra, 3 sene sonra falan dönür. Zaten Cumhurbaşkanlığı mı bitiyor o zamana kadar? Ve çok büyük tepki aldıydı o zaman bu. Yani sonuçta siz parlamenter sisteme dönecek misiniz, dönmeyecek misiniz? Bunu net olarak vatandaşa söylemeniz lazım. Yani siz bugün, yarın Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği veya İYİ Parti'nin desteklediği, ikisinin birlikte desteklediği, Millet İttifakı'nın desteklediği birisi oldu. Siz parlamenter sisteme dönecek misiniz, dönmeyecek misiniz? Soru bu. Peki, bu meseleyi kurcalayan, anlamaya çalışan başka sorularınız da var. Tabii. Şimdi, dediğiniz gibi belki iyi anlatılamadığından artık bir şekilde zaten bir seçim olduğunda oy vereceği kişinin de orada oturabileceğini düşündüğünden seçmen, evet parlamenter sistemi şimdilik daha bir büyük oranda desteklese de diyorsunuz ki siz bu tersi de olabilir. Peki böyle devam etsin mesela diyenler. Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı, tarafsız mı? Evet, nasıl olmalı? Evet, evet. Şimdi 11 numaraya gelelim. Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun, tarafsız mı? Şimdi çok net bir şekilde yani tamam Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olsun belki ama Cumhurbaşkanı tarafsız olsun diyor. %86. Evet, %86. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli vurguladığı şey. Hadi gelin şey yapalım, referandum yapalım. Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun, tarafsız mı olsun? Referandumu yapalım diyor. Sürekli. Hmm. Yani en az 2 haftada bir, 3 haftada bir. Evet, çok doğru herhalde. Bu araştırma ben kendisiyle paylaşmadım. Bir de şunu sormuşsunuz. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Peki mevcut Cumhurbaşkanı nasıl davranıyor size göre? Yani Erdoğan. Tabii o da önemli. 12 numarayı görelim. Şimdi orada da taraflı diyenler %62. Tam tersi. Peki, yani taraflı davranıyor. Tarafsız olmalı ama taraflı diyor. Şimdi tarafsız olmalı dedikten sonra taraflı dediğine göre burada olumlu bir düşünce yok. Yani olumlamıyor taraflı davranıyor olmasın, evet. Değil mi? Evet, yok olumlamıyor. Çünkü tarafsız olmasını istediğine göre olumlu ama olması gerekiyor. Ama %38'lik bir çoğunluk da tarafsız davrandığını düşünüyor. %40. O da zaten herhalde Cumhur İttifakı'na denk düşüyor. Yani çok o kadar değil ama yani öyle bir şey var. Zaten bakın bu sistemi, şu mevcut sistemi Cumhur İttifakı içerisinde sorgulayan çok fazla. Acaba bu böyle mi olmalı şeklinde. Özellikle bakın 3-4 tane konu var. Özellikle bakanların atanması konusu, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusu. Bunlar
zaten o ittifakın içinde de sorgulanan şeyler. Hı. Başka artıları olduğunu düşünüyorlar herhalde ki bizim sorgulamadığımız başka artıları olduğunu düşünüyorlar. Ama bu Sayın Cumhurbaşkanı için olumsuz bir durum. Yani bu söylediğiniz şey bu olumsuz bir durum. Yani tarafsız bir cumhurbaşkanı istenirken şu anda cumhurbaşkanımız taraf. Şimdi cumhurbaşkanı için evet olumsuz bir tablo ortaya çıkartan bir sonuç. Yanı sıra bir başka soru ve sonucu var ki o bunu pekiştiriyor gibi. 9 numara. Şimdi olaylar son 30 gün içindeki cereyan eden olaylar bakışınızı nasıl etkiledi? Siyasi partilere görüş açınızı nasıl etkiledi? Tamam. Bakın şimdi ben bir tek CHP olumlu puan arttırmış. Yani öyle özetleyebiliriz. Bir tek CHP'nin puanı olumlu bakış anlamında artmış. Evet. 1.4. Bu 10 tane şey vardı ya, belirlediğimiz gündem başlığı. O gündem başlıklarını tek tek sorduk. Siz CHP'yi olumlu mu etkiledi, olumsuz mu etkiledi? İyi Parti'ye bakış açınız ama bunu herkese sorduk. Sonuçta en kötü etkilenen parti AK Parti olmuş. Son bir ay içerisindeki olaylardan %12'lik bir kesim olumludan olumsuzu çıkarttığınız zaman hatta %13'lük bir kesim olumludan olumsuzu çıkarttığınız zaman bakış açım benim AK Parti'ye bakış açım olumsuz olarak etkilendi diyor. Şimdi bunda en temel faktör hangisidir size göre? Pek çok faktör var. Yani zamlar mıdır, nedir? Evet, en önemlisi zam. Yani zamlarda çok yüksek bir oranda AK Parti olumsuz olarak etkileniyor. Yani şöyle, harekat telafi etmiyor mu bu olumlu bakış meselesini? Tabii. Harekat olmasa bu %30'larda çıkacak. Aha, o kadar. Harekatı çıkarttığınız zaman %30. Harekat demişken şimdi yeni bir haber geldi. Onu paylaşmak isterim sizlerle. Çok yeni bir haber çünkü bu. Şimdi Pentagon'dan bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper dedi ki, bir haritayı bizim Suriye haritasını getirir misiniz ekrana Hüseyin'cim? Şimdi kaç gündür de anlatıyorum. Bakın şu Haseke'nin kırsalında artıda oralarda petrol kuyuları var biliyorsunuz. Orada IŞİD'in petrol sahalarına erişmesini engellemek için pozisyonumuzu güçlendirici bazı adımlar atıyoruz. Bu bazı mekanize güçleri de içerecek. Yani Suriye asker çekecek diye beklenirken Suriye asker takviyesi yapacak. Bunu bizzat Savunma Bakanı Mark Esper açıkladı. Tabii oraya asker göndermesi takviye PYD'nin tam da istediği eski desteği vermeyeceği Amerikalılara anlamına geliyor olabilir. Çünkü en son PYD'den yapılan açıklamada biliyorsunuz Suriye ordusunun içinde yer almayı görüşebiliriz, kabul edebiliriz mesajıydı, önemli. Rusya'ya yanaştılar yani. Evet, aynen öyle oldu. Şimdi bu Amerika-Rusya, bu birkaç başlığımız daha var ama yeri gelmişken sormak isterim. Harekattan bu kadar konuştuğumuza göre. Çünkü hep bir takım uzmanlar, güvenlik uzmanları, strateji uzmanları, kimlerse onlar, habire çıkıp eski komutanlar harekatı işte şurasına burasına bakıyor. Sokağın nabzını belki de ilk kez burada tutuyoruz biz bu araştırmayla. Türkiye size göre, yani bunu tam sormamışsınız çünkü harekat bitmemişti o sırada. Ama size göre bu sonuçları da zihninizde tutarak elbette başardı diyor mu toplum? Yani bu harekattan biz iyi bir şey elde ettik denebiliyor mu sizce?
toplum nezdinde soruyorum. Ya, bunu sormak lazım. Gerçekten toplum adına da çok fazla konuşmamam gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir baktığımız zaman Türkiye ne dedi? Ben dedi işte 40 kilometre dedi gireceğim içeriye dedi. Orada bir güvenlik koridoru oluşturacağım dedi. Amerika dedi ki aa olmaz. Rusya dedi ki aa olmaz. Ben bu dünden bahsetmiyorum. Bir sene öncesinden, bir buçuk sene öncesinden bahsediyorum. Bugün o olmuş gözüküyor eğer bu doğruysa. Şimdi Haseke dediğimiz yer bu güvenlik koridorunun dışı. Oraya YPG'li mi yerleştirir, kendi askerini mi yerleştirir? Çünkü kendi askerinin maliyeti 20 misli bir YPG'li askerin maliyetinden. Ve Amerika, özellikle Trump buna bakıyor. Maliyete bakıyor. Ne alıyorum, ne götürüyorum. Ticaretine bakıyor oradaki. Yani bu çok açık ve net. Yani söyledikleri hiç ipe sapa gelir şeyler değil. Yani uluslararası literatürde olmayan bir jargon. Yani ya hani biz bir taraftan hani biz bu mektubu niye kabul ettik diye şey yapıyoruz ama o mektubu niye yazdın be kardeşim? Yani neyse, bence benim kendi bireysel görüşüm daha her şey bitmiş değil. Şimdi Kıbrıs Savaşı'nda ben çok küçüktüm, bilmiyorum 1974'te. Fakat sonrasında çok konuşuluyordu bizim evimizde. Ben de ilgiliydim bu konularda. Daha o 10 sene sonrasında falan da konuşuluyordu. O gidenler vardı. Şey, ya niye girip hepsini almadı? Keşke işte Karaoğlan girip hepsini bitirseydi Bülent Ecevit için. Böyle bir şey vardı. Şimdi burada siz 30 metre gidiyorsunuz, 30 kilometre gidiyorsunuz. Ondan sonra yine o terör örgütü dediğiniz YPG, işte ne, PKK, PYD, YPG hangisiyse artık karıştırıyorum sürekli. Bir, o tamam, hani bir tane daha harekat yaptım, bir 30 daha indim, yine altında şey. Bütün esas orada yapılması gereken General Mazlum'un dedikleri. Mazlum şey, Kobani. Mazlum Kobani dediği Trump'ın Amerika'ya gitmemesi, ona general denilmemesi, ona terörist denilmesi. Bunun bir tek bizim söylememize yeterli olmuyor. Bakın, ikinci bir şey. Rusya değil mi? Acaba Rusya'ya soruldu mu? Siz YPG'nin buradaki bürosunu kapatacak mısınız diye. Orada bürosu var. Tam tersine Savunma Bakanı ile telekonferans, yani video konferans yaptı. Aynı Mazlum Kobani. Şimdi o zaman bu adam aküzümlü galiba. Aküzümlü katliamı falan bizim ülkemizde oluyor bu. Bizim ülkemizdeki bu katliamların sorumlusu. Biz bunu seneler önce vermişiz. Biz arıyoruz bu adamı diye. Bakın, eline silah kim alıyorsa benim gözümde suçludur. Yani hiç şu veya bu değil. Biz bu adamı arıyoruz. Esas bir tek adamın üzerine de şey yapmamak lazım. Biz ilerledikçe o YPG olacak. Biz ilerledikçe veya kim YPG karşıtı kim ilerlerse ilerlesin. Biz Suriye ordusunun içine gireceğiz diyorlar. Nasıl girecekler? Şam yönetimi bunları şey, merkezi yönetim bunları şey ilan etti, terörist ilan etti, şimdi tekrar geri mi alacak? Pek çok şey var, bilemiyorum. Bu mesele daha bitmiş olduğunu düşünmüyorum Ayşenur Hanım. Sorunuzun cevabı o. Çok uzun konuştum ama bu konuda. Hayır, rica ederim ama şimdi bitmiş olduğunu ben vatandaşa sormadan da o sorunuzun cevabını veremem. Sormak peki lazım. Peki, ama şimdi ortada gelinen noktada Amerika ile iyi miyiz, kötü müyüz hala belirsiz. Bugün Trump gene S-300'e vurdu. Evet. Esad'la yakınlaşma meselesinde de baya Erdoğan mesela uçakta en son dönerken, tabii bakanlık istihbarat görevlerimiz derken bunu artık bakanlıklar düzeyinde, Dışişleri Bakanlığı falan düzeyinde bir temas olduğunu kabul etti ifadeleri bu yönde. Yani ne kaybetti ne kazandı diye bu harekatla Türkiye'ye bakarken elbette gerçekçi olmak lazım. Yani hamasetle zavallı genç insanların hayatları üzerinden nutuklarla bu işler olmuyor. Şimdi biz dönelim araştırmamıza.
Sizin araştırmanıza göre AKP içinde bu barış harekatının dışında en çok konuşulan, merak edilen AKP seçmeni açısından tabii konu yeni parti arayışları, yeni isimler. Şimdi bir kere yeni partiye ihtiyaç var mı diye sormuşsunuz her şeyden önce. Türkiye'nin mevcut siyasal partiler dışında yeni bir partiye ihtiyacı var mı? Bu %20 size göre az mıdır, çok mudur oran? Bu yenilik peşinde bu düşmüş bir oran esasında, %20.6 düşük bir oran. Öyle yani, mi? Tabii, tabii. Bana da bayağı çok gibi geldi galiba. Bizim yeni siyaset beklentilerimiz her zaman bunun çok üzerinde olmuştur. Pek çok şeyi açıklayıcı şeyleri var, açıklayıcı semptomları var bu düşüşün. Ama yine %20.6 önemli bir rakamdır. Çünkü Türkiye'de işte o girişimci ruhumuz, o yenilikçi ruhumuz, bizim toplumsal sosyolojimizden bahsediyorum. O çok önemli. Ama ben daha yüksek bekliyordum, onu söylemeye çalışıyorum. %30 falan bekliyorum. Tabii siz... bir araştırmacı gözüyle bakıyorsunuz. Zaman zaman sorduğumuz bir soru bu. Yani 5 senede bir sordum. Çünkü bu ihtiyaçlar, bu durumlar siyasetin içerisinde öyle çok bu değişecek şeyler değil. Dolayısıyla %20.6'lık bir kesim ki her 5 kişiden biri yine de önemli, çok önemli bir şey. Bizim Türkiye'de yeni bir siyasal partiye ihtiyacımız şimdi olduğunu düşünüyorum. Şimdi yeni bir siyasal partiye ihtiyacımız var diyor %20. Peki yeni siyasal parti adayı olarak iki partiden söz ediliyor. Her ikisi de kimi yazarların deyişiyle AKP havzasında doğup büyüyecek, oradan oy talep edecek partiler. Davutoğlu ile Babacan partileri. Şimdi %20 yeni parti gerekiyor diyor ankete katılanlar. Ve fakat Davutoğlu'nun parti kurarsa oy veririm diyenler komik. Yani kesinlikle oy veririm diyen %0.7, o da herhalde Davutoğlu ve sülalesi. Hata payının da içinde. İşte il başkanlarını toplayın, o kadar eder. Belki oy veririm. Ne yani demek? Ona bakmak lazım. Yani ben bekliyorum demek. Bir partiyi bir kursun, siyasetini bir açıklasın. Belki veririm diyor. Yani ama yani kapsama an, alanında ama bir bakacak. Bir bakacak. Tabii şu an kim o belki veriyor? AK Parti'yi seçmenin %16.6'sı. Belki veririm diye. CHP'li seçmenin %7.4'ü. Bakın bu ben, hani şaşırdığınız şey nedir dediniz ya. İşte en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi de bu. HDP'li seçmenin %12.5'i. Davutoğlu'na. Belki veririm diyor. Allah Allah. CHP'lilerin %7'si. MHP'lilerin %6.7'si. İYİ Partilerin %2.4'ü. İYİ Parti kendisi yeni parti olduğu için tabii. Tabii. Kendi, zaten seçmiş o yeni. Peki şimdi bana bir de enteresan gelen şeylerden biri şu oldu. Babacan'ı da görelim. Babacan'ı da görelim. Babacan'ın daha düşük. Evet. Kesinlikle oy veririm diyen %0.5. Belki oy veririm diyen de %9.2. Oysa hani arkasında Abdullah Gül var. Beşir Atalay falan gibi. AKP'nin önemli isimlerinden, kurucularından isimler var. Daha ekonomiden anlayan bir ekip gibi görünüyor. Buna rağmen Babacan neden Davutoğlu'nun bu kadar arkasında kalmış size göre? Çünkü Davutoğlu ön plana çıktı. Davutoğlu bir takım şeylerde bulundu. Geçmiş siyasi hayatından örnekler verdi. Medya önünde bunları verdi. Ali Babacan böyle bir şey yapmadı. Sustuğu için. Sustu. Yani biz öyle bir siyaset yapmayacağız. Biz direkt olarak başka türlü bir siyaset yapmayı düşünüyoruz deyip o başka türlüyü kapalı kutu olarak bıraktı. Nasıl siyaset yapacaksa orada kaldı o. Ama Ahmet Davutoğlu çıktı, işte şeyler yaptı, açıkladı. Sizin öngörünüz ne? Yani bir yandan çünkü siz bu oluşumları da takip ediyorsunuz elbette. Sizin öngörünüz bu belki oy verimcilerden hem Davutoğlu hem de Babacan'ın partisine
AKP içinden mesela 3 puan, 5 puan bir akış olur mu? Çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. AK Parti zaten belirli bir doygunluk düzeyine erişmiş vaziyette. Bundan sonrası aldığı oy söylemeyeceğim. Yani bizim tahminimizi söylemeyeceğim ama belirli bir en dibe inmiş vaziyette. AKP. Yani öyle %49'lar falan çok hayal artık. Yani emin olabilirsiniz bundan. Hmm. Çünkü eskiden işte Kasım'da 2015 Kasım'ında %49.6 aldı AK Parti. Yani o rakamlar çok uzak şeydi. Ama hala hazırda ittifak çatısı altında bugünkü durumunu, ki bu barış harekatının çok büyük etkisi var. Neden etkisi var biliyor musunuz? Bu da daha önceki çalışmalarıma dayanarak söylüyorum. Bu tür harekatlar ülkedeki milliyetçilik duygularını, ki bizde bayağı... Bir dakika, payı var derken olumlu anlamda mı, olumsuz? Yani, o oyunun orada yoksa düşüyordu. Yani AKP'nin oyunu arttırdığını söylüyorsunuz. Kendi oylarını geri aldığını söylüyorum. Ha, ya da? Yeniden konsolide ettiğini düşünüyorsunuz. Topladı. Tamam. Yani şu harekatta topladı. Ha, bunun için yaptı demiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın harekatı. Ama buna inananlar da var. Çünkü kendileri böyle bir şey açıklamadılar şu ana kadar. Hep başka türlü baktılar. Bu tür harekatlar, bu tür şeyler, özellikle işin içinde PKK olduğu zaman bu ülkede milliyetçilik duyguları bir anda tavan yapıyor. Ve o tavana çıktığı anda da iktidardaki, bakın, Bülent Ecevit hiç hayalinde bile yokken başbakan oldu bu ülkeye. Ne Çünkü Öcalan'ı getirdi. Tarihinin en yüksek oyunu aldı MHP. %18 küsur aldı o zaman. Yani sonuçta böyle bir durum söz konusu. Şimdi biz Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilere gelirsek, ya şu anda yeterli değil. Bana sorduğunuz sorunun cevabını da vereyim. Yani şu anda çok yeterli gözükmüyorlar. Başka şeyler olması lazım. Başka şeyler yapması lazım. Ha, bu başka şeyler nedir? Herhalde üzerinde çalışıyorlardır. Yani bu değil. Bir tanesi çıktı, ben başbakanlık yapamadım dedi. Tırnak içinde söylüyorum. Bana yaptırtmadılar başbakanlık Davutoğlu dedi. Bu olmaz. Tabii. Yani bu kabul görebilir bir şey değil. Şunu merak ediyorum. Süremiz de uçmuş gitmiş. Evet. Şimdi bütün bu son 30 güne baktınız ya siz hep zaten. Hı hı. 26 Eylül 17 Ekim arasında yaptınız bu anketi ve o 30 günü hep sormuşsunuz. O 30 günün önemli bölümünde CHP HDP ile birlikte yürümekle itham edildi ya da bu bir suç gibi zaten ortaya kondu. Bunun iktidarın bu algı operasyonu işe yaramış mı size göre? Yani ya da tersinden sorarsak CHP hiç o suçlamalara dönüp bakmadan yolunda devam ederek bir şey kazanmış ya da kaybetmiş mi? Çok az da olsa negatif olarak etkilemiş. Şöyle söyleyeyim, ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranını mevcut duruma baktığım zaman hiç de yeterli bulmuyorum. Hmm. Buna ne sebep olabilir diye düşündüğüm zaman bu söylemler, HDP ile beraber yürüdüğü söylemler etkili olduğunu düşünüyorum. Ama bakın ben size şunu söyleyeyim. Bu özellikle BD seçimleriyle ilgili bu ön plana çıkmış bir şey. BD seçimlerine söylenmiş. İster bir ittifakın içinde olsun, ister olmasın. İster aday göstersin bakın. İstanbullu HDP seçmeni Ekrem İmamoğlu'na oy verecekti. Biz bunu testlerini yaptık. Hem de isim açıklanır açıklanmaz yaptık. Hiç beraber yürümesine de gerek yoktu zaten HDP'den. İstanbul için söylüyorum.
Eğer İstanbul'u kazanmak istiyor. Zaten ama, verecek. Ama yani orada geri adım da atmadı belli konulardan. Ben Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim. Mardin'e gitti. Ahmet Türk'ü. En son Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklanmasını eleştirdi. Bu açıdan sordum. Yani bu HDP ile beraber yürümek İktidar amacına... hayır ama öyle takdim ediliyor ya. Onun için sordum. Yani değil. Öyle ama. Değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben aslında var birkaç tane daha ben başlık çok var. Önümüzdeki günlerde onları konuşuruz. Da peyderpey konuşuruz ya da ben paylaşırım. Efendim, memleket halinde durum böyle. Barış Harekatı'na söylendiği gibi bir desteğin olmadığı iktidar açısından olumsuz. Ama yeni partilerin de çok... güven vermediği ya da daha doğrusu çok umut vermediği sonucuyla da gerekçesi açısından olumlu belki. Fakat son 30 günde puanını olumlu anlamda arttıran tek partinin CHP olması da herhalde siyasetçilerin analiz etmesi gereken bir başlık olarak duruyor. Böyleyken böyle. Bitti. Program bitti. Şimdi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde İrfan Değirmenci Halk Show'la karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Pazartesi günü görüşeceğiz. Medya Mahallesi'nde şöyle efendim. Yeni vergiler, gizli vergiler, dolaylı vergiler. Yeni zamlar, gizli zamlar, dolaylı zamlar. Başınıza gelenler. Uzmanıyla konuşacağım. Görüşelim. Hoşçakalın.